Kainat ona yardım ederken o insan dilini gıybette kullanarak, iftirada kullanarak, yalanda kullanarak Allah'a itaat eden kainatla çatıştığında, onların kendine dönük hizmetlerini hiçe indirdiğinde o kadar ağır bir suçluyor ki, o kadar ağır bir hukuk çiğniyor ki Cenab-ı Hak en güzel şekilde yarattığı insanın bu hale düşmekten korunmasını murad etmiş. Fakat imtihan sırrı gereği serbest bırakmış. Fakat çok şiddetli tehditlerle, yani günahtan sakın, günaha yaklaşma, günahlara düşmüşsen ısrarla günaha devam etme şeklindeki şiddetli ve tekrar tekrar tehditlerle aslında bir rahmet tecellisiyle insanı koruyor. İnsanın dünyada, kabirde, mahşerde çok zor durumlarda kalacağı hallere düşmekten nefsimizin caydırılması, vazgeçmesi günahlardan için böyle bir tehdit gerekiyor ki böyle bir tehdidin tekrar tekrar olması gerekiyor ki tekrar tekrar güneşten, oksijenden faydalandığımız halde bu faydalanma bizi bunaltmadığı gibi güzel bir niyetle dinlendiğinde Kur'an-ı Kerim'deki tehditler günahlardan vazgeçme, günahlara yaklaşmama konusundaki tehditler nefsimizi aslında bunaltmaz, terbiye eder, olgunlaştırır.